Merhaba sevgili Faygocular. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Pokemon Stadyum 2, hatta birkaç gün önce Pokemon Stadyum 2'nin finalini verdik sevgili arkadaşlar. Takdir edersiniz ki yeni bir Pokemon oyununa başlamak istiyorum. Hep birlikte başlayalım istiyorum. Ve Pokemon oyunlarına başlamadan önce ben genelde oylama yapıyorum. Yani Pokemon Stadyum 2'yi yaklaşık 2 sene önce seçmeden önce yine bir oylama yapılmıştı. Ve oylamayla başa getirmiştik. Ve şu an oynayacağımız yeni oyunu tekrardan oylamayla başa geç... Ve oynayacağımız şu yeni oyunu tekrardan oylamayla başa geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar, Pokemon Stadyum 2 bitti. Artık tekrardan aslında şu an yeri değil ama hızlı bir şekilde yine bahsedeyim. Pokemon Stadyum 2'nin finalinde bahsetmiştim. Artık ben bu oyunu geçerim arkadaşa. İkinci roundu gelebilir belki, istenilirse. Tabi ileride daha çok var. Onun dışında kanalda şöyle bir sistemi izliyorum arkadaşlar. Yani işte bana abi işte hack oyununa başla, abi şu oyuna başla diyen arkadaşlar oldu. Kanalda illa bir Pokemon oyunu olmak zorunda. Yani Pokemon Stadyum 2'den sonra kanalda işte Digimon veya işte atıyorum Dark Souls görmemiz imkansız. Pokemon'un yerine sadece Pokemon gelebilir. Ve şöyle bir şey, örüntü izliyorum. Yan Pokemon oyunu bittikten sonra ana Pokemon oyununa başlayacağım. Buna yeni karar verdim. Önceden de karar vermiştim, açıklamıştım aslında. Ana Pokemon oyunu bitirdikten sonra Hack Pokemon oyununa başlayacağım. Hack Pokemon oyunu bitirdikten sonra yan Pokemon oyununa başlayacağım. Yani şu an Pokemon Stadyum 2 bir yan Pokemon oyunuydu. İşte o yüzden mesela bana Pokemon Ranger, Pokemon Mystery Dungeon falan önermeyin. Çünkü yan Pokemon oyununu yeni bitirdik. O yüzden ana Pokemon oyunu oynamak zorundayız. Ve zaten uzun zamandır oynamamıştık. En son Pokemon XY'yi bitirmiştik. O da bayağı uzun sürmüştü. Hatta kendisi şu an Pokemon XY ve Pokemon Stadyum 2 kanaldaki en uzun iki seri. Hatta Pokemon Mystery Dungeon, Explorers of Sky'ı bile geçmişler. Ana Pokemon oyunu bittikten sonra da Hack Pokemon oyununa başlayacağız. İşte Pokemon Christmas gibi. Bir de ne vardı? Oha, diğer oyunun adını unuttum yakın zamanda bitirdiğim. Neydi ya? Anladınız, o diğer oyun işte şey, şişko çocuk geliyordu bize hediyeler falan veriyordu ya. Hafızam kötü diyorum ama inandıramıyorum kimseyi. Unutuyorum ya. Spoiler'ları bile unuttum yani şeyden. Undertale'in spoiler verenlerini bile unuttum. Bir yandan iyi bir şey, bir yandan kötü bir şey. İşe yarıyor bazen. Yani evet, Alzheimer olmam işe yarıyor. Neyse. Ne diyorduk abi? Yani ana Pokemon oyunu bittikten sonra da Hack Pokemon oyununa başlayacağız. Şey böyle işleyecek. Pattern, yani örüntü böyle işleyecek. Arkadaşlar. Şimdi ilk olarak muhabbeti çok uzatmak istemiyorum. Bu bir oylama videosu. Sonra da kanaldan silinecek zaten. İlk olarak uyarılarımı yapayım sevgili arkadaşlar. Kanala daha önceden yorum atmamışsanız eğer, oylamaya katılamazsınız. Hiç boş yere yorum atmayın. Ne kendinizi uğraştırın ne de beni uğraştırın. Bunu güvenlik önlemi için yapıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Faygo Ironworks yeni insanlara da açık bir kanal. Ama mesela adam şöyle bir şey yapar, işte bir sürü yeni hesap açar veya arkadaşlarına söyler, hile yapar, kendi istediği oyunu kazandırmaya çalışır. Böyle şeylerin önüne geçmek için böyle bir önlem aldım. O yüzden siz de takdir edersiniz ki bu uygulamayı yapıyorum arkadaşlar. Daha önceden yorum atmamışsanız sonraki oylamalara katılın. Kanala bir iki yorum bırakın en azından. Onun dışında birden fazla oy atmak, hile kullanmaya çalışmak ve buna teşebbüs etmek kanaldan tamamen engellenme sebebidir. Kanala bir daha asla yorum atamazsınız arkadaşlar. Söyleyeyim, uyarayım. Adil bir oylama olsun istiyorum. Demokrasi kazansın diyorum. Diyeceklerim bunlar. Kuralları açıkladım arkadaşlar. Son tarihi de verelim. Hangi tarihe kadar gidecek bu oylama? Yarın, yani 17 Şubat yarın yani 17 Şubat Cumartesi saat 20.00 yani 8'e kadar, hatta daha da öne çekelim, 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'a kadar, yani akşam 7'ye kadar oyunuzu vermeniz gerekiyor. Vermediyseniz ondan sonra herhangi bir oy almayacağım ve videoyu kapayacağım, sileceğim kanaldan. Oyları da sayacağım arkadaşlar güncel olarak. Diyeceklerim bunlar. Adil bir oylama olsun. Hak eden kazansın diyorum. Şimdi oyunlarımıza gelelim. Çok fazla seçenek yok zaten. Kanalda zamanında
Pokemon Emerald'ı oynadım. Aslında onu tekrardan çekmem gerekiyor ama onu ileriki seçeneklere katacağım. Pokemon White'ı oynadım. Pokemon XY'yi oynadım. Ana Pokemon serileri olarak arkadaşlar. O yüzden onları seçeneklere koymuyorum. Seçeneklerimiz şunlar. Pokemon Fire Red, Pokemon Leaf Green. Fire Red veya Leaf Green ikisinden birini yazabilirsiniz. Aynı oy sayılacak çünkü sadece Pokemon farklılıkları falan filan var. Ben istediğimi seçeceğim aralarında. O noktada seçimi kendime bırakıyorum. Fire Red veya Leaf Green yazarsanız ikisi de aynı oy sayılıyor. Mesela Fire Red, yani şunu da bir açıklığa kavuşturayım. Fire Red yazanların oyları da aynı keseye gidiyor. Leaf Green yazanların oyları da aynı keseye gidiyor. Fire Red Leaf Green'den bahsetmek gerekirse arkadaşlar, oyun 1., 2. ve 3. jenerasyon Pokemon'larını barındıran bir oyun. Oyunun bütün tarihini, tarihçesini anlatmayacağım. Oyunların her bütün özelliklerine değinmeyeceğim. Üstün körü bir bilgi vereceğim. Oyun Game Boy Advance için tasarlanmış. Onun dışında neden Fire Red Leaf Green? Çünkü kanalda olmaması gerçekten bence bir eksiklik. Peki neden Fire Red Leaf? Peki neden Fire Red Leaf Green değil? Çünkü çok kişi oynadı. Sebebi de bu. Yani bir tane artı bir tane de eksi veriyorum sizlere ama siz istediğinizi seçin. Ekranda da kesitler göreceksiniz zaten. Pokemon Diamond Pearl. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil Pokemon'larını barındıran bir oyun. Kendisi Nintendo DS için tasarlanmış bir oyun. Açıkçası benim en sevdiğim seridir. Bir sürü sebebi var en sevdiğim seri olmasının. Twitch'te de biraz oynamıştık. Peki neden Diamond Pearl oynamamalıyız? Çünkü açıkçası Twitch'te biraz oynadık. Oyunun nasıl olduğunu gördünüz. Yani pek de tutulmayan bir seri olabilir diye düşünüyorum. Tabii ben kendimce artı ve eksi belirliyorum. Siz bunları kendi kafanızda kurun. Uygun olacağını düşündüğünüz oyunu seçin lütfen. Pokemon Black 2 White 2. Yine Nintendo DS için tasarlanmış bir oyun. 1., 2., 3., 4. ve 5. nesil Pokemon'ları var. 5. nesil ağırlıkta olmak üzere. Yıllar önce 1. oyununu oynamıştık. Yani Pokemon White'ı oynamıştık. Pokemon Black 2 White 2 belki gelmeli diye düşünüyorum. Peki neden olmamalı? Neden seçmemeliyiz? Çünkü aradan çok zaman geçti. Belki insanlar unutmuştur. İlk seri belki o kadar kaliteli değildi. Onun yerine diğer oyunlar biraz daha parlak gibi gözüküyor diyebilirim. Ama ben şu an öylesine konuşuyorum yani. Bir tane artı bir tane eksi. Yani sürekli aynı şey demeyeceğim ama öylesine, yani kafanızı bulandırmak için yani. Trollük. Omega Ruby Alpha Sapphire. Neden? Aslında geçmişi yad etmek biraz güzel olabilir. Çünkü kanalda ilk oynadığım ana seri Pokemon Emerald'tı. Bu oyunu 3DS versiyonunu görmek. Kendisi Nintendo 3DS için yapılmış bir oyun. Bu oyunun 3DS versiyonunu görmek güzel olabilir. Geliştirilmiş halini görmek güzel olabilir. Hem nostalji yaparız. Hem de farklı bir oyun oynamış oluruz. Peki neden oynamamalıyız? Sebebi de şu. Kanalda Pokemon Emerald oynandı. Son oynadığımız hack oyunu yine 3. jenerasyon Pokemon oyunlarının üzerine yazılmıştı. Farklı jenerasyonlar görmeliyiz bence. Son seçenek de şu. Pokemon Sun Moon. En güncel oynayabileceğim oyun bu. Ultra Sun ve Ultra Moon'u oynamam. Neden Pokemon Sun Moon? Çünkü dediğim gibi, ayrıca bu da 3DS'te, en yeni oyunumuz bu. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. nesil Pokemon'ları görmek güzel olabilir. Bu arada Pokemon Omega Ruby Alpha Sapphire'de 1., 2., 3., 4., 5., 6. nesil Pokemon'lar var. Sun Moon'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. En güncel oynayabileceğim oyun Sun Moon arkadaşlar. Peki neden oynamamalıyız? Çünkü zamanı geçti, çoğu kişi oynadı. O zamana kadar eski oyunlarla takılabiliriz belki de. Yani zaten çoğu kanal oynadı diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle küçük hatırlatmalar yapmamda fayda var. Videoyu bitirmeden önce. 3DS oyunlarını oynarsam eğer arkadaşlar, telefon kamerasıyla çekmek zorundayım. Çünkü Nintendo 3DS kaydedicim yok. Kendisi de çok pahalı bir alet ve ben ekonomik durumum sıkıntılı olduğu için ve öğrenci olduğum için
Sadece öğrenci olduğum için diyelim. Öğrenci olduğum için onu almam imkansız. Çünkü yaklaşık 1000 lira falan bayılmak gerekiyor. Kanalda o kadar Nintendo 3DS oyunları seçilmediği için telefon kamerasıyla idare edebiliriz diye düşünüyorum. Umarım siz de ya bundan rahatsız olmazsınız arkadaşlar. Çünkü sadece birkaç tane 3DS oyunu için 1000 lira vermek istemiyorum açıkçası. Kanalda sürekli 3DS oyunu oynasaydık tamam o parayı verirdim belki ama o kadar para vermeye gerek yok. Ne yazık ki telefon kamerasıyla çekeceğiz. Olabildiğince sizlere güzel bir görüntü kalitesi sunmaya çalışacağım. Telefon kamerasıyla çekersem eğer Omega Ruby Alpha Sapphire veya Sun Moon seçilirse telefon kamerasıyla çekeceğim, bilginize. Onun dışında son bir şey daha arkadaşlar. Hangi seriyi oynarsam oynayayım, kuru kuru oynamayı sevmeyen bir adamım. İlla bir özellik eklerim. Yani Nuzlocke olur, randomizer olur, bir şeyler eklerim yani. O yüzden kafanız rahat olsun. Kuru kuru oynamayacağım. Sadece walkthrough kafasında ilerlemeyeceğim. Birden fazla özellik göreceksiniz. Pokemon XY'deki gibi. Ama biraz daha geliştireceğim bu özellikleri. Daha da diyebilecek bir şeyim yok. Oylama hakkında sorunuz varsa videonun altında sorun arkadaşlar. Adil bir oylama olması dileğiyle. Unutmayın. Oylama için son zaman 17 Şubat Cumartesi saat 19.00 yani saat 7. Bakalım kim kazanacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de son bir hatırlatma da. Eğer Omega Ruby, Alpha Sapphire veya Sun veya Moon seçilirse onları yurt dışından sipariş etmek zorundayım. O yüzden bunlar seçilirse kanala kargo gelene kadar, oyunlar bana gelene kadar küçük mini bir Pokemon oyunu koyacağım. O oyunda sürpriz olsun. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Diyeceklerim bunlar. İçinize en sinen oyuna oy verin. Siz en sevdiğiniz oyuna oy verin diyorum. Daha da diyebilecek bir şeyim yok. Son kez adil bir oylama olması dileğiyle. Sonuçlarda yeni serimizde, yeni Pokemon oyunumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feigocular.